dağlar Hicaz'dan sökün eyledi. Muhammed Mehdi'yi yakın eyledi. Hakikat ehlini memnun eyledi. Eylen turna meylen, alimisin sen. Yoksa Hacı Bektaş deli misin sen? Turnalar geldiler, verdiler selam. Aldım selamını, eyledim kelam. Hami şüphesiz gördüm ve selam. Eylen turna meylen, Ali misin sen? Yoksa Hacı Bektaş deli misin sen? Hakka dedik, geldik bu deme. Şah! Kurbanlar tılanıp gülben çekildi. Gaflet uykusundan uyana geldim. Dört kapı sancağı anda dikildi. Üryan üryan olup meydana geldim. Üryan üryan olup meydana geldim. Evvel eşiğine koydum başımı, koydum başımı. İçeri aldılar, döktüm yaşımı. Erenler yolunda gör savaşımı. Can baş feda edip kurbana geldim. Can baş feda edip kurbana geldim. Olden de uyandı batın çerağı, batın çerağı. Deh benim boynuma. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, 12 imamların, 14 masum ufakların, erenlerin, evliyaların, kırkların hüsn-i himmeti, keşfi, kerameti üzerinizde hazır ve nazır ola. Hak erenler hizmetinizi kabul ede. Şah-ı Merdan Ali'nin, Fatıma Ana'nın, Şah Hüseyin-i Kerbela'nın şefaati her daim üzerinizde hazır ve nazır ola. Semahlarınız safa yete, günahlarınız affa yete. Hak için ola, seyir için olmaya. Hor bakanlar hor ola, kör bakanlar kör ola, boş görenler boş kala, hoş görenler de hoş kala. Dil bizden, nefes Şah-ı Merdan Ali'den, kabulü haktan ola. Gerçek erenler demine devranına hü, mümine ya Ali. Allah eyvallah. Bizler öncelikle Ali Özbek kardeşimizi tebrik etmek istiyoruz. Londra'da Haringey Belediye Başkanlığı'nı sürdürmek için bugün görev teslim edilecek. Bizler tabii ki İngiltere'de yaşayan Aleviler geldiğimiz bu noktada gururluyuz. Ama bir tarafımızda grup yaşıyoruz. Çünkü kendi topraklarımızda Alevilerin ezilmesi, diğer etnik grupların
hiç sayılması, Türkiye'de bir Alevi valinin, Alevi kaymakamın, Alevi bürokratların olmaması, buna izin verilmemesi, bu anlamda bizlerin yaşadığı sorunlar Türkiye'de daha çok buradaysa biz çok farklı bir memlekette, çok farklı bir ülkede insanlarımızın böyle başarılar sağlaması, böyle makamlara gelmesi hem gurur verici, ülkemiz adına da utanç verici. O anlamda ülkemizin umuyorum ki yaşadığımız topraklarda bizlerin, Alevilerin yaşam hakları daha iyiye gider. Burada olduğu gibi yaşadığımız ülkede, yani İngiltere'de olduğu gibi diğer bütün ülkelerde de Alevilerin neler yapabileceği, fırsat verildiğinde nerelere gelebileceği, o anlamda bu haklarımızı onlar istese de istemese de biz yaşadığımız her yerde alacağız, almaya da devam edeceğiz. Turkey. He's from a Kurdish Alevi background and has two sisters and six brothers. He spent his childhood in Elbistan and lived there until he was 17 years old. His father was a farmer and his mother spent most of her time looking after the children and helping with the farm. Aligol attended primary and secondary school in his village in Elbistan. And generous to a fault, and he's a great supporter of Haringey. I first met Ali a few years ago, and I remember it very clearly. It was a hot summer day on Green Lanes. مبارن هجا و دلال کن همو بخیر و خشی به سرسران را به سرچامان را آتن شاد و بختیارم جاره گدین دل اکسپوز دبو هاتن آوه دیرلی دوستار کلمتی مسافرلر سیزره لایق olmanın şerefiyle hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Distinguished guests, colleagues, ladies and gentlemen, my name is Aligul Özbek. I am the new mayor of Haringey. The only word to start with are thank you. Thank you to my family, my friends, my colleagues. TV10'un saygıdeğer izleyicileri. Bugün özel bir programla Britanya'nın başkenti Londra'da sizin evlerinize konuk olduk. Benim konuğumsa Londra'nın Haringey ilçesinin belediye başkanı, Kürt Alevi Belediye Başkanı Aligül Özbek'tir. Aligül Özbek bugün bizi misafir etti. Size çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sesimizi buradan Türkiyelilere duyurmaya da aracı olduğunuz için ben sizlere sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Geldiniz, şeref verdiniz. Sizinle karşılaşmak, sizi misafir etmek benim için büyük bir onurdur. TV10 izleyicilerine buradan çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Bize zamanlarını ayırıp izleyebildikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Sağ olun. Biz Aligül Özbey'in Maraş ilinin Elbistan ilçesine bağlı olan Sevdilli köyünden Britanya'ya kadar, Britanya'daki yaşamını ve burada belediye başkanlığı dönemi, belediye başkanlığına kadar gelen yaşamı ile ilgili birçok sorular soracağız ve sorularımıza cevaplar arayacağız. Ali Bey de bize bu konuda yardımcı olacak. Aligül Özbek kimdir? Bize Aligül Özbek'i biraz anlatır mısınız? Ben 1965 yılının sonlarına doğru Elbistan'ın Alhasla aşiretine bağlı Sevdili köyünün Gölpınar mezrasında doğdum. İlk ve orta öğrenimi köyde yaptım. Ondan sonra Elbistan Endüstri Meslek Lisesi'nin sınavları vardı. Oraya girdikten sonra Endüstri Meslek Lisesi'nin torna bölümünü bitirdim. Benim ilk mesleğim tornacılıktır. Ben tornacıyım. Daha sonra bir dershaneye giderek üniversite hazırlık sınavlarında kimya bölümünü kazandım. İnönü Üniversitesi Kimya Fakültesini bitirdim.
O zaman fakülte olarak Fen Edebiyat Fakültesi'ne bağlıydı. Kimya bölümünü bitirdim. Mezuniyetten sonra bir ilaç şirketinde imalat müdürü olarak İstanbul'da bir 16-17 ay çalıştıktan sonra buraya gelmeye karar verdim. Buraya geliş amacım yüksek lisans yapmaktı. Bilimi çok seviyordum. Bilim içerisinde olmayı, araştırmayı çok seviyordum. Özellikle ilaç kimyasını seviyordum ve farmakoloji dalında master yapmak amacıyla buraya geldim. Buraya geldiğiniz zaman evdeki hesap çarşıya uymuyor. İster istemez değişik işlerde çalışmak zorunda kaldım. Dediğim gibi buraya geldikten sonra evdeki hesap çarşıya uymuyor. Değişik işlerde çalıştım. Burada benim ilk işim bulaşık yıkamaktı. Restoranlarda çalıştım, bulaşık yıkadım. Daha sonra ütü yaptım. Belli bir zaman geçtikten sonra anlıyorsun, diyorsun bu iş sana göre değildir. Kaldıramıyorsun. Yani ortamı, iş sana göre değil. Çünkü orada bir bilim yok, bir araştırma yok, bir laboratuvar çalışması yok. Toplumla iç içe değilsin, sabah gidip akşam geliyorsun. Bu bana göre bir iş değildi. Bir de ayrıca bir üniversite mezunu olarak dili bilmemek beni çok zorluyordu. Yani siz bu ülkede yaşıyorsunuz ve bu yaşadığınız ülkenin dilini bilmiyorsunuz. İletişim yok. Yani komünikasyon denilen halk arasında sizin iletişiminiz sıfır. Bunu kaldıramıyordum. Sosyal olabilmek için sosyal olmanın tek yolu konuşmaktır. Siz lalsınız. Yani kolay değildir bu. Dilini bilmiyorsunuz, komünikasyon yok. Nasıl kendinizi geliştireceksiniz? Nasıl insanlarla, sadece evdekilerle ya da kendi dar bir çevrenin içerisinde kalacaksınız? Karar verdim, İngilizce öğreneceğim dedim. Bu dili öğrenmek zorundayım çünkü ben burada yaşıyorum. Bu dili öğrenmek için Londra dışında gittikten sonra, kendime göre dili kavradıktan sonra buradaki bir sivil toplum kuruluşunun bir konferansına dinleyici olarak katılmıştım. İsmini verebilir miyim? Türk Eğitim Birliği vardı burada, sağ olsunlar. O zaman bir toplantı yapmışlardı. Bir bilgilendirme toplantısıydı. O zaman orada World University Advice Center vardı. Dünya Üniversiteleri Danışma Merkezi. Bunu herkese tavsiye ederim. Buraya gelecek olan, araştırma yapmak isteyen arkadaşlar için tavsiye ederim. Oraya gitsinler, ne yapabilirler? Orada fikir alabilirler. Oraya gittiğimde ben bu ülkede ne yapabilirim? Yani ben daha çok burada kendi mesleğimle ilgili ya da değişik bir meslek yapmam gerekiyorsa bunun tartışmasını oradaki görevli arkadaşla yaptıktan sonra bana dedi siz ne kadar da master yapsanız burada siz iş arayacaksınız. İş öyle bir iş meslek bitirin ki siz iş aramayasınız, iş sizi arasın. Oradaki curriculum ya da kariyer dosyalarına falan inceledik. Sağlık alanlarında İngiltere'de her dalda bir ihtiyaç vardır. Ben de şimdi halkla ilişkileri çok seven birisiyim. Mutlaka toplum içerisinde olmalıyım ama bilim dışında da kalmamalıyım. Buna en yakın meslek, orada biz tartıştık, eczacılık en iyisidir. Şimdi ben bir farmakolog da olabilirdim ama laboratuvar içerisinde kalırdım, halkla beraber olamazdım. En uygun meslek, biz kararımızı verdik, eczacılık okuyacağım. Çünkü farmakolojide ya da ilaç biliminde siz bir master yapsanız bile yine siz iş arayacaksınız. Bu anlamıyla eczacılık en uygun olanıydı ve kararımızı öyle kıldık. Ona karar verdikten sonra üniversite, UCAS denilen, burada bizim gençlerimize söyleyeyim, UCAS her yıl 15 Ağustos'ta her yıl 10. ay, 9. aydan 12. aya kadar başvurular yapılır ve 15 Ağustos'ta da clearance yani kontenjan açıklarının açıldığı gündür. O gün hangi bölümü seviyorsanız o bölümle ilgili olarak başvurularınızı yapıp o meslekle ilgili bir üniversitede okuma şansınız olabilir. 15 Ağustos günü çok önemlidir. O anlamıyla İngiltere'nin eğitim sistemi içerisinde 10 Ağustos ile 16 Ağustos arası diyebilirim. Şimdi bazı yıllar Cumhuriyet Ağustos pazara cumartesiye gelebilirse 2 gün öncesi 2 gün sonrası o zaman da clearance yani kontenjan, üniversiteler kontenjanlarını açıklıyorlar ve üniversite öğrenci. Benim böyle bir şeyim de olmadı.
O aralar ben bana unconditional offer, yani şartsız kabul geldi. 3 üniversiteden bana en uygun olan bölge olarak Güney'de Portsmouth Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ne başladım ve oradan mezun oldum. Mezuniyetten sonra bir hastanede stajımı yaptım. Hastanede staj yaparken de Cambridge Üniversitesi'nde orada da biz ek eğitim verdiler bize, yani meslek iç eğitimi de Cambridge Üniversitesi'nde. Bizim kendi gittiğimizdeydi. Hastane bizi gönderiyordu. O arada da burada eczacılığı bitirdikten sonra bir yıl staj yapıyorsunuz. Stajdan sonra da yeterlilik sınavı var. O yeterlilik sınavını geçtikten sonra eczacılık sertifikasını alıyorsunuz. O zaman serbest eczacılığa çalışabiliyorsunuz. Ben bitirdikten sonra çalıştım. Ondan sonra bu aralar birkaç tane özel şirkette çalıştım. Serbest eczacı olarak çalıştım. Baktım burada bizim toplumun bir ihtiyacıdır. Bir eczacı, Türkçe konuşan bir eczanenin olması bir ihtiyaçtı. En uygun semt de Haringey olarak. Biz biliyorduk ki Haringey'de çok Türkiye'li yaşamıyor. Ama en çok Türkiye'lilerin çalıştığı ya da iş sahibi olduğu ilçe Londra diyebilirim ki Haringey'dir. O anlamıyla Türkiye'lilerin Haringey ilçesine katkıları sonsuzdur, paha biçilmezdir. Buna belediye olarak da ben Türkiye'li toplumuna özellikle teşekkür etmek istiyorum. Belediye adına bu teşekkürü yapmak istiyorum. Bu bölgelere, Haringey bölgesine değer kazandıran, güzellik getiren, istihdam getiren, iş getiren, zenginlik getiren, güvenlik getiren toplum Türkiye'li toplumudur. Biz bunları konuşmaya devam edeceğiz. Daha onlarla yapmış olduğunuz çalışmalara da değineceğiz ama biz Aligül Özbey'i tanımaya devam edelim. Biraz daha detaylı sorular soralım. Ali Bey, biraz bu sizin mesleki kariyerinizle ilgili şu ana kadar bize bilgi verdiniz. Ama oysa bugün bir siyasi partinin üyesi olarak ya da bir siyasi partiden gelen biri olarak belediye başkanı oldunuz. Biraz bize buradaki, yani yaşamınızın, yani hem Kürt, Alevi olacaksın, siyasetten uzakta durmak mümkün değildir. Biz de bunu biliyoruz. Kürt ve Alevi toplumunun sürekli siyasetle de iç içe olduğu bir yaşamımız var. Bizim hepimizin yaşamında öyledir. Bize biraz da burada şu anda üyesi olduğunuz ve belediye başkanı olduğunuz partiyle ilgili nasıl diyaloğa girdiniz? Partinin içerisinde ne tür çalışmalar yaptınız? Sizi belediye başkanlığına kadar taşıyan süreyle ilgili biraz bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim. Ben yaklaşık 10 yıl önce kadar İşçi Partisi'ne üye oldum. İşçi Partisi'ne üye olmamın sebebi, ben sol görüşlü bir aileden geliyorum. Şimdi Alevi olacaksınız, Kürt olacaksınız. Sizin yaşamınız siyasettir. Yasaklı olan bir toplumun siyaseti içinde olmaması imkansızdır. Sizin diliniz yasaktır, düşünceniz yasaktır, inancınız yasaktır. Ve siz siyasetin içinde değilsiniz. Zaten sizin yaşamınız siyasetin ta kendisidir. Daha ne istiyorsunuz? Yani daha bundan. Şimdi ona göre ben bir parti belirlemeliydim. Şimdi benim böyle bir background'ım, böyle bir geçmişten gelip sadece bir partiye üye olmam söz konusu olamazdı. Ben bekleyemem Alevi bir Kürdün ya da ezilen bir Kürdün ya da herhangi ezilen, dışlanmış birisinin gelip ırkçı bir partide, örneğin yani A, B partisi olması şart değil, ırkçı bir partiden partiye üye olması, ben çok yadırgarım. Yani ben bunu kabul edilecek bir şey değildir. Kendiniz dışlanıyorsunuz ve dışlayıcı bir partiye üye oluyorsunuz. Bu olamazdı. En yakın, yani bana en yakın İşçi Partisi'ni gördüğüm için bu partiye üye oldum. O parti içerisinde çalışmalarımızı yaptık. Bu çalışmalar yapılırken tabii ki onlar da sizi değerlendiriyorlar ister istemez. Bir parti üyesi olarak. Önce bana yabancılarla ilgili ofiserlik, yani yabancı kültürlerle ilgili etnik ofiser görevini aldım kendi çalıştığım mahallede. Daha sonraları belediye meclisi üyeliği seçimleri oluyor. Katılmak ister misiniz? Dedim. Benim için farklı bir şey değildir yapacağım iş. Ben gayri resmi yaptığım işi resmi olarak yapacağım.
Ve burada da hiçbir maddi çıkar da gözetmeyeceğim. Ben asla bu belediyede bir maddi çıkarım olmayacak. Hepinizin de bildiği gibi ilk iki yıl kendi maaşımı okullara bağışladım. Yani burada ne aldıysam olduğu gibi hesabıma da nasıl girdiği gibi olduğu gibi ben okullara bağışladım ve bir kuruş parasını almadım. Ben o zaman söylemiştim. Benim ne bu belediyenin parasına ihtiyacım var ne de burada meşhur olmak için buradayım. Benim ikisine de hiç ihtiyacım yok. Benim sadece amacım temsiliyettir. Temsil edebilmektir. Burada ben temsil edilmem gerekiyordu. Hizmet konusunda en çok hizmeti veren bizlersek temsil edilmemiz de gerekiyordu. Kendi kimliğimizde, özümüzde burada temsil edilebilmeliyiz. Benim ilk tanıtım programında teşekkür ederim. Sizler de oradaydınız devrül teslim töreninde. Orada beni tanıtırken benden çok, hatta şunu da bunu parantez içerisinde söyleyeyim. Benden çok like alan, beni tanıtan bayanın, benim biyografimi okuyan bayanın olması. Çıktı dedi ki ben Ali Özbey'i gururla, bir Kürt Alevi olan Ali Özbey'i belediye başkan adayı olarak göstermekten şeref duyuyorum diye orada İngilizce bir açıklama yaptı. Ve sonra benim hayatım okundu. İkinci kişi onu onayladı. Buraya gelene kadar neler oldu? Buraya gelene kadar olan step, önce partiye üye oluyorsunuz. Bunu belediye meclis üyesi olmak isteyen ya da belediye başkanı olmak isteyen birisi için, yani bir gençlerimiz için özellikle istiyorum ki çok birçoğumuz olsun, birçok gencimiz gelsin, katılsın, girsin. Bizi yönetenlerin içerisinde biz de söz sahibi olabilelim. Biz nasıl yönetiliyoruz? Bizim hakkımızda verilen kararlar içerisinde bizim söz sahibi olmamız çok önemlidir. Benimle ilgili bir karar alınıyorsa benim de orada söz sahibi olmam gerekiyordu. Bu inançla, bu kararlılıkla ben belediye meclis üyeliğine başvurdum ve belediye başkanlığı adaylığımı koydum. Bu amacım buydu. Kararlar alınıyor, haberim yok. Bu doğru değildi. Bunun için gençlerimize özellikle öneriyorum, gelsinler, çalışsınlar, görsünler neler yapılıyor, ne ediliyor. Belediye meclis üyeliğinden işler yapılıyor, gelip danışabilirler, sorabilirler. Şimdi bu arada benim yaptığım iş, önce başvurunuzu yapıyorsunuz. Benim başvurduğumda o zaman sanırım 256 kişi başvurmuştu. Bu, eleniyor bu 256 kişi yazıyla, yarıya indiriliyor örneğin. Ondan sonra her şey yerelde oluyor. Partinin bizde haberi bile olmaz. Ana merkez sadece başvurularımızı alır karışmaz. Her şey yerelde. Kendi mahallenden başlıyor, ilçeye kadar büyüyor. Bir sonraki aşama, siz mülakata gidiyorsunuz. Orada birileri gelip size soru soruyor. İşte parti içerisinde neler yaptınız, ne iş yapıyorsunuz? Daha önce hiç belediye meclis üyelerine asistanlık ya da yardımcılık ya da onlarla beraber liflet dağıttınız mı, broşür dağıttınız mı? Ne tür işler yaptınız parti içerisinde? Toplum içerisinde ne iş yapıyorsunuz, neler yapıyorsunuz? Belediye meclis üyeliği nedir, ne işler yapar, bundan haberdar mısınız? Bununla ilgili sizi bir mülakattan, yani bir interviden geçiriyor, bir soru cevap şeklinde. Onu da geçtikten sonra parti üyeleri içerisinde, yani bizim Türkiye'de delegelerin seçimi. Delegeler, siz başvuruyorsunuz oraya. Delegeler sizi seçiyor orada. Herkes çıkıyor orada, konuşmasını yapıyor, kendisini anlatıyor. Oradaki delege size oy veriyor. O seçimde de 18 kişiydi. 18 kişinin içerisinde 3 kişi seçilmesi gerekiyordu. Oraya gelen arkadaşlar da sağ olsunlar bizi seçtiler ve bizi belediye meclis üyeliğine taşıdılar. Ondan sonra normal seçime gidiyorsunuz, adaysınız yani. Bu şu ana kadar anlattıklarım adaylığı içindi. Aday olduktan sonra seçiliyorsunuz. Eğer bölgen işçi partisinden ya da herhangi bir partinin, hangi partiden girdiyseniz yeterli oyu alırsa o kişiler belediye meclis üyesi oluyor. Ben belediye meclis üyesi olduktan sonra dediğim gibi hiçbir maddi çıkar gözetmeden işime devam ettim. Ertesi yıl belediye başkan yardımcılığı seçimini içeride yapıyor. Şimdi halk meclisi seçiyor, meclis kendi başkanını seçiyor.
Önce başkan yardımcısı bir sene seçiliyor. Başkan olacak olan kişinin bir sene yardımcı olması hem tecrübeli oluyor hem daha demokratik oluyor. Yani şimdi bu arada siz seçeceğiniz kişi hiç tecrübesi yoksa o zaman şey olmuyor. Yani yapacağı işte kişi başarılı olamıyor. Bir verimli de olamıyor, bir de tanımıyor mesleği, işi tanımıyor, ne yapacağını bilmiyor. Bu anlamıyla bir yıl belediye başkan yardımcılığı yapıyorsunuz, ertesi senede seçime gidiyorsunuz, orada gördünüz. Birileri sizi öneriyor. Ondan sonra da eğer daha önce başkanlık yapmış birisi ya da başkan yardımcılığı yapmış birisi çıkıp ben de adayım derse o zaman tek tek seçim yapılır. Siz orada gördünüz. Benim 3 sefer orada adım okundu. Bir başkası daha var mı diye kimse de el kalkmadı. Diğer partilerin belediye meclis üyeleri bir itiraz bile etmediler. Orada abstention diyordu. Yani çekimser oyu bile kullanmadı kimse. 58 üyenin 58'inde de oy aldık orada. Her yere çıkmayan, her festivale çıkmayan. Sadece yani özür dileyeceğim. Belli yerlerde çıkıp sanatını icra eden ve dünyaca meşhur hard player, o çaldığı müzik aleti, dünyaca meşhurdur Taracaf. Taracaf'ın orada Kürtçe eserler okuması, İngiltere, Londra'nın en iyi piyanistlerinden birisinin orada İngilizce kendi kültürünü icra edemesi, orada Alevilik vardı, Kürtçe vardı ve İngilizce vardı. Ve üçünün de en iyileri oradaydı. Bunlar kültürlerin karışımı. Burada Haringey Belediyesi onurla her zaman şunu söyler. Biz bütün milletleri eşit görüp eşit şekilde yaklaşırız. Bizim için kültür bir zenginliktir der. Bunun bir göstergesi olarak üç kültürün orada karışımı vardı. Ayrıca toplum temsilcileri olarak sadece Türkiyeliler, Kürtler, Türkler, Sünniler, Aleviler, her milletten insanın temsilcileri oradaydı. Orada kiliselerin temsilcileri vardı, bişoplar vardı. Yani Türkçesiyle dinayeti temsilcileri vardı kilisenin. Orada Yahudilerin din temsilcileri vardı. Yahudilerin temsilcileri vardı. Her toplumda temsilciler, caminin temsilcisi vardı, imamlar vardı orada. Yani her toplumun, ben sadece bir kesimin belediye başkanı değildim. Ben bütün toplumların, burada yaşayan bütün halkların belediye sınırları içerisinde 55 bin nüfus vardır. Herkesin belediye başkanıydım ve her toplumu temsil eden kişiler orada vardı. Yaklaşık 7-800 kişilik bir kalabalık vardı orada. 1000 kişiye yakın bir kalabalık vardı. Bazı arkadaşların deyimine göre onun için buranın en tarihi bir sembolü olan Alexandra Palace, orada o tören yapıldı. Haringey'in en büyük salonlarından birisidir. Ondan daha büyük olduğunu zannetmiyorum. Orada o tören yapılmasının bir anlamı daha vardı. 50 yıl önce dünyaya ilk BBC'nin yayın yaptığı boyundaki zincirden de bahsettiniz. Burada hemen parantez içinde onu da söyleyeyim. Bu Alexandra Palace'ın simgesidir. Yani o binanın simgesidir. BBC'nin ilk yayın yaptığı, dünyaya ilk yayın yaptığı televizyonun anteninin kurulduğu ilk binanın o oranın temsilidir. Belediye başkanları burada, her belediyenin kendisine ait bir simgesi vardır. Biz resmi törenlerde, resmi kabullerde bunu takmak zorundayız. Yani bu sadece öyle gösteriş olsun diye değil, temsiliyeti göstermek amacıyla. Burada ben bir yerde Hakney Belediyesi'ni ya da komşu ilçenin belediye başkanını gördüğüm zaman bilirim ki bu oraya aittir. Bu Hakney'in belediye başkanıdır. Yani bunu bir İngiliz bilir. O, çünkü o zincir herkes takmaz. Sadece resmi dönemlerde takarsınız. Resmi dönemlerde takmak zorundasınız. Resmi olmayan yerlerde de takamazsınız. Şimdi siz buraya resmi geldiniz, ben bunu takmak zorundayım. Kanun bu, yasa bu yani. Ben resmi sizi kabul ettim. Resmi kabulde gelenekseller kurallara İngilizler biraz değer verirler. Bu konuda hem belediyelerin anlamında hem de yerelin, genelin kültüründe gelenek
hukuklarına, kurallarına önem verirler. Bu toplum o anlamıyla önemlidir bunlar için. Kendi çocuklarına ev, mülkiyet, para, varlık edinmeyi hedef eden ailelerin çocukları okumuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani çocuklara sadece amaç olarak varlığı bırakmak isteyen, bunu kendine hedef eden çocukların aileleri okumuyor. Ama en büyük yatırımın eğitime yapılacağını buna inanan ailelerin çocuklarını mutlaka okuyorlardır. En büyük, benim tavsiyem en büyük, en iyi, en büyük yatırım eğitime yapılan yatırımdır. Siz yatırımınızı eğitime yaparsanız sizin çocuğunuzun geleceği garantidir. Bunu söyleyebilirim. Rahatlıkla söyleyebilirim. Onun için biz mutlaka çocuklarımızın eğitimi konusunda yardımcı olabilmeliyiz. Şimdi burada demin sorduğunuz sorunun içerisindeki ikinci bir soruya geçeyim. Benim buradaki yapmak istediğim, daha önce ofiserlerimizle de görüştük. Bütün sivil toplum kuruluşlarına giderek meslek tanıtım günleri düzenleyip o günlere bütün aileler, çocukları olan bütün aileleri gelsinler. O günlerde meslek tanıtımı yapılsın. Örneğin o gün biz Bozcaader'de bir yöre derneğimizde, çok sağ olsunlar, teşekkür ediyorum yöneticilerine, kendilerine, katılımcılara ve profesyonellere, herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Oraya gittiğimizde 19 tane değişik meslekten, aktöründen tutun, doçentine kadar, belediye meclis üyesine kadar, kitap yazarına kadar insanlar oradaydı ve herkes kendi mesleğini anlatıyordu. Polis vardı orada. Bir arkadaşımız polis diye kendini yazdırmak için orada başvuru istedi. O, yarım saat oradaki polisle görüştü. Bana gelip soruluyor, eczacılık nedir, eczacılar ne yapar? Şimdi burada bir mesleği seçerken sadece üniversiteyi okumak için üniversiteli olunmaz. Birçok insan tanıyorum, üniversitede okuyorlar ama mesleği hiç bilmiyorlar. Sadece üniversitede okumuş olmak için ya da aile istediği için üniversiteye gidilmez. Öyle bir durumda gençlerimiz bir sene gidiyor, ondan sonra duyuyorsun üniversiteyi bırakmış ya da üniversiteli olmayı artık hayatının şeyinde çıkarmış, planında çıkarmış. Bunun sebebi mesleği tanımadığı içindir. Ama biz önce de o meslekleri tanıtsak, bir saatliğine bile olsa, o meslek tanıtılmış olsa, sadece mesleğin title'ından dolayı değil, sadece oradaki levhadan dolayı değil, mesleğin kendisi ne yapıyor? Bir eczacı ne yapar? Bir doktor ne yapar? Bir avukat burada nasıl çalışır? Avukatlık hangi aşamalardan geçer? Ne kadar sürece eğitimli alırsan avukat olursun ya da ne kadar süreden eğitim alırsan bir designer olursun? Örneğin bir burada çok benim takdir ettiğim, değer verdiğim, şu anda da bizim misafirimiz olan, biraz sonra kendisiyle tanışacağız, tanıştıracağız toplumumuzla. Van'ın merkezinden gelen, Türkiye Kültür Bakanlığı'nın ödülünü almış, oranın Kültür Bakanlığı'nın da onayını almış değerli bir arkadaşımız, bir dostumuz burada. O kariyer günlerine ben kendisine söz alacağım biraz sonra. Mutlaka o da bize katılacak. Bir designer ne yapar? Bir el sanatkar, bir el, başka bir eski Türkçeyle el zanatkarı ne yapar? Bir taş oymacısı ne yapar? Nasıl bir, hangi aşamalardan geçilerek bu meslek elde edilebilir? Yani meslek tanıtımı çok önemlidir insan yaşantısında. Dediğim gibi insanlarımız gidiyor, meslek seçiyor. 2 sene sonra bakıyorsun bırakmış okulu. Ya da bitirip bırakanlar var. Bu bir ihtiyaçtan dolayı ortaya çıkmış. Sadece ihtiyaçtan dolayı değildi. Biz bakıyorduk ki şey olmuş. Kişi baristerliği bitirmiş ama baristerlik yapmıyor. Bankada çalışıyor. Belki bankayı bitirmiş olsaydı, yani bankada çalışan olarak üniversiteyi bitirmiş olsaydı daha çok başarılı olabilirdi. Ben her zaman şunu ailelere ve gençlere söylüyorum. Arkadaş, aşçı olacaksan da okumuş bir aşçı ol. Ticaretçi olacaksan da eğitimli bir ticaretçi ol.
Artist olacaksan da eğitimli bir artist ol. Aktrist olacaksan da eğitimli ol. Onun eğitimini al ki önünü açasın, önünü ilerini görebilesin. İngiltere'de ya da Britanya'da Alevilerin başarıları sadece sizi belediye başkanlığına taşımakla sınırlı değildir. Sizin de biraz önce belirtmiş olduğunuz gibi hani kişi olarak buradasınız ama sizi taşıyanlar kendi toplumumuzdur. Toplumumuzla birlikte ortaklaşa vermiş olduğunuz mücadeledir. Elbette ki siz bunun bir aktörüsünüz ama toplumumuzun desteğiyle bir yerlere geliyoruz. Ve Britanya'da da ülkemizde henüz kabul edilmeyen, kabul görmeyen inancımızın, Alevi inancının Britanya'da tanınıyor olması, diğer inançların arasında yerini alması, okullarda ders olarak verilmesi de buradaki toplumumuzun çok değerli ve önem verdiğimiz mücadelesiyle oluşmuş bir şeydir. Aynı zamanda Britanya Alevi Federasyonu'nun öncülüğünde Britanya'daki parlamentoda kurulan Alevi Sekreteryası da çok ciddi çalışmalara imza atıyor. Siz de bizzat bu çalışmaların içerisinde yer alan, bulunan ve onlarla diyaloglarınızı koparmayan değerli bir insanımızsınız. En son olarak gerek Türkiye'deki Aleviler, Alevi inancı ile ilgili, gerekse buradaki çalışmalarla ya da kendi toplumumuza yapmak istediğiniz bir çağrınız var mıdır? Neler öneriyorsunuz, neler yapabiliriz? Yani bu kazanımlarımızın dışında başka neleri birlikte ortaklaşarak yapabiliriz? Ya da buradaki çalışmaları memleketimizde de aynı şekilde inancımızın kabul görebilmesi için ya da Alevi çocuklarına zorunlu din dersinin devletin geri çekmesi, yani Alevi çocuklarına zorunlu din dersinin verilmemesi konusunda neler söyleyeceksiniz bize? Öncelikle ben o kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Kurumlara sahip bu inancı, bu görüşü meclislere taşıyana kadar öncülük, aracılık eden bütün kurumlara çok, yani bunun teşekkürü bile azdır. Yani bunu hiçbir şeyle tarif edemezsiniz. Siz kendi ülkenizde tanıtılmıyorsunuz. Buranın meclisinde sizin adınıza bir sekreterya kuruluyor. Tam bundan güzel bir şey olabilir mi? Bunu yaratan kurumların önünde saygıyla eğiliyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum. Canla başta yanlarında olduğumu her zaman söz veriyorum. Benim için bir şeref olur onlara yardımcı olmak. Çünkü kendi inancım Britanya'nın meclisinde tartışılabiliyor. O sekreterya Aleviler ve Kürtler hakkında biz endişeliyiz diyebiliyorlarsa, bunu oralara taşıyan kurumlara ben sonsuz teşekkür ediyorum. Bizlerin ve bütün toplumun da o kurumlara sahip çıkıp oraları geliştirip, güzelleştirip, daha iyi yerlere, layık olan yerlere taşımakta da aracı olmalarına, yardımcı olmaları konusunda da teşekkür etmek istiyorum ve onlara yardımcı olmamız gerektiğine inanıyorum. Bizim toplumumuz bu konuda duyarlıdır. Elinden geleni yapacağına da inanıyorum. Ali Bey, şu anda masamızda çeşitli şeyler duruyor. Sanıyorum bunlar sizlere verilen ödüllerdir. Çeşitli sanatçılarımızın ya da yöre derneğimizin size vermiş olduğu plaket var. Bunlarla ilgili biraz bize bilgi verir misiniz? Kimler bunları size verdi? Bu Alhaslı. Ben Alhaslı olduğum için o tören esnasında Alhas Derneği'nin Türkiye'de göndermiş olduğu bir plakettir. Kendilerine teşekkür ediyorum. Benim için bir onurdur, bir şereftir. Bu Roj Kadın da çalışan bir arkadaşımızın hediyesidir. Ona da çok çok teşekkür ediyorum. Benim için anlamı, değeri, önemi çok olan ve ayrıca onlarla tanışmaktan da, onları tanımaktan da, o kültürdeki bir topluma görmekten de onurluyum, şerefliyim. Bunu tanıyabilir miyiz? Biraz size onu anlat. Bu demin bahsettiğim toplum 2011 yılında keşke o şekilde tanımasaydım. O sebepten dolayı tanımasaydım. 2011 yılında Van'da bir deprem olmuştu. Sağlık Elemanları Birliği Derneği'nin başkanı olarak ekibimizle beraber Van'a yardıma gitmiştik. Van'a gittiğimizde köy köy dolaştık. Oralara ilaç taşıdık. Hastaların, çocukların, yaşlıların
çaresizlerin dertlerine az da olsa, bir nebze de olsa yardımda bulunduysak bu bizim için bir onurdu. Keşke o şekilde tanımasaydım. Öyle bir toplum tanıdım ki her zaman benim için bir onur kaynağı olmuştur. Evinde hiçbir şey yok. Evi yok. Çadırda yaşıyor. Hiçbir şey kalmamış. Ama sizi çaysız göndermiyor. Yakına hepsi gidemezsin diyor. Bir çayım iç, bir suyum iç, öyle git. O kadar çay paylaşımcı, o kadar yardımsever bir toplum ki ben her zaman oradan döndükten sonra ben Van'a ve Vanlılara aşık oldum. O kadar çok misafirperverlerdi ki yok öyle bir şey. Evinde bir suyu yok, seni bırakmıyor, gitme diyor. Ve onunla mutlu oluyor. İnanın ki onunla mutlu oluyor. Mutluluğu orada görüyor. Size bunu hediye eden sanatçımızın ismini alabilir miyiz? Ferhat Şahin adında Türkiye'de demin de bahsettim. Bir program arasında da bahsetmiştim. Kendisi Van'da Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı tarafından sertifika almış, ödüllendirilmiş ve onların sergilerinde sürekli yer almış el sanatçısı, el sanatkarı, çok kıymetli, değerli bir arkadaşımız, bir dostumuz. Ayrıca bir deryadır, bir tarih deryasıdır. Çini yazıyı çok rahatlıkla okuyabilen, bunun sadece kendisinin deyimiyle bir akademide eğitim almış değil, kendisi kendi çalışmalarıyla, kendi çabalarıyla araştırmış, öğrenmiş ve hala da araştıran iyi bir de bir araştırmacı, bir dehadır diyebilirim. Kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Beni Van'a götürdü, beni o dağlara, o taşların arasına götürdü ve o taşlardan bir plaket yapmış, taştan elden yapmış. Bu değerli, bu kıymetli, bu paha biçilmez plaketi bana getirdiği için de sonsuz teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık, ellerine sağlık, yüreğine sağlık diyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum. Ben daha çok başarılı olacağına, daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum. Bu kadar güzel bir el sanatçısı, bir el sanatkarı olmasının çok iyi yerlere onu taşıyacağını, bizleri o iyi yerlere taşıyacağını, kültürümüzün tanıtımında aracılık edeceğine inanıyorum ve tekrar saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz de bu arkadaşımıza başarılar diliyoruz TV10 olarak.